Hemen Bodur elma ağaçları ne durumda ona bakalım. Bugün 29 Nisan 2023. Bu Bodur elma Keti. Diğer elmaya göre 2 hafta daha sonra çiçek açan bir bitki. O yüzden çiçekleri burnunda taze. Tozlaşma süreci devam ediyor. Birkaç tanesi tozlaşmış şurada. Bunlar hala da arıları bekliyor. Burada açık pembe çiçeklerini görebilirsiniz. Hiç ilaçlama yapmadan yetiştirebileceğiniz bir tür. Hep sağlıklı. Diğeri ise Red Windsor. Bu diğerinden 2 hafta önce çiçeklenmişti. O yüzden çiçeklenme işleminin, pardon, tozlaşma işleminin bittiği çiçekleri görebilirsiniz. Şu an 2,5 metreye yaklaşıyor boyu. Çok güzel çiçekleri. Bu değerine göre daha sık hastalanan bir elma türü. Tabii buna da hiç ilaçlama yapmadım. Bu sene inşallah hastalıksız atlatacak. Herhangi bir hastalık emaresi şu an için bitkinin üzerinde gözükmüyor. Ulaşabileceği en maksimum boyuta ulaşmış durumda. Bunlar bir 30-40 tane elma yine toplarım diye düşünüyorum. Diğerin boyu daha kısa. 1,5 metre herhalde şu an. Bu biraz daha kendi söğüt ağacı gibi kendini aşağılara bırakan bir bitki. Diğeri daha yukarı güneşe erişmeye çalışan daha dik bir tür. Tabii çiçek ve görsellik açısından bu Red Windsor türündeki elma daha güzel. Ama ikisi de, bir tanesi 3. klas, bir tanesi 4. klas, hemen hemen aynı dönemlerde çiçeklendikleri için karşılıklı tozlaşma yapıyorlar. Bu da verimi arttırıyor. Daha demin bir arı kardeşim ikisinden karşılıklı uçuş yaparak tozlaşmayı gerçekleştiriyordu. Şu an gitti. Benden ürküp. Ama her şey yolunda.